Merhaba ben Neşe Yaşın. Aynı denizin kıyısında defalarca birlikte olduk. Değişik Akdeniz kıyılarına gidip oralardaki şairlerin şiirleri üzerine konuştuk. Bugün gerçek bir Akdeniz şairi, Akdeniz'in gerçek şairi üzerine konuşacağım. Elitis üzerine. Hep erteledim Elitis üzerine konuşmayı. Çünkü hep Başımdan büyük işlere kalkışıyormuşum gibi geldi. Elitis deyince bir büyülenme hali var bende. Bambaşka bir duygu. Böylesi bir şairi anlatmak oldukça zor. Elitis Giritli ve gençlik yıllarında böyle bir onu bir inan tanrısı gibi bir genç olarak düşünebilirsiniz Girit sahillerinde. Ama tabii ki çok da acılı bir çocukluk, işte Girit'in işgal edilmesi ve kendisinin de bir subay olarak orada bulunması ve bütün o yaşadığı çelişkiler, karanlık ve aydınlık arasındaki çelişki, o kadar zor ki şimdi elitisi anlatmak. Şöyle söyleyeyim. Ben bir gün böyle Kavala'daydım. Ee, bir şehir festivaline gitmiştim Yunanistan'da. Ve böyle kötü bir zamanımdı böyle çok hüzünlü olduğum bir zamandı. Sabah kalktım böyle çıktım otelden ve gidip böyle bir denize doğru bakmıştım. Hani bir kaleye gitmiştim yanlış anımsamıyorsam. ...ve birden böyle... ...elitisi hissettim... ...yani bu denize bakmak... ...elitisi anlamak... ...yani... ...şöyle söyleyeyim yani bütün o... ...kıyıların... E, ...vejetasyonu da dahil olmak üzere... ...denizin verdiği duygu... E, ...çok fazla... ...elitisi... E, ...anımsatıyor... ...ve şiirlerinde o kadar çok denize ilişkin imgeler var ki ve ve şiirleri o kadar çok Akdenizli ve Ege'li ki e, şimdi Girit tabii çok önemli. E, hani Girit'te geçen çocukluk. E, sonraki yıllar Paris var ama Paris'in en e, kültürel başkent olduğu, şiirin başkenti olduğu zamanlar. işte Rönesansla tanışıyor. Eluard'la, bütün bunlarla dostlukları var. Bir de o dönemde tabii ressamlar var. işte sürrealizm El Elitis'in şiirinde sürrealizmin etkisi. Üzerine birkaç şey söyleyeceğim ama tabii ki Atina'da tanıştı Yunanlı şair Emprikos var. Onun da şiirlerini çevirmiştim bu pandemi döneminde her sabah bir şiir çevirirken. Ee, ve e, sürrealizm bambaşka bir şey elitiz için. Yani elit ise bir sürrealist diyemeyiz ama e, sürrealizmin o e, öze inen ve imgeyi yakalayan yanı onu etkileyen yoksa bu stream of consciousness dediğim e, ak, e, Düşünce akışı e, birinci akışı değil on daha çok ilgilendiren. Ya Elitis'in bir muhteşemliği var ve bu muhteşemlik onun hayatının izini sürerken ipuçlarını buluyorsunuz ama en önemlisi de Akdeniz'de bir adada, Akdeniz'in kıyısında büyümüş olması. Yani Elitis için Akdeniz şöyle diyebilirim. Yaşar Kemal için Çukurova neyse, Elitis için de Akdeniz o. Akdeniz'in kendisi denize ait imgeler ve de e, or biyotasyonu ve Yunanlar Kaşlarım söylüyorlardı. Çok fazla bitki ve ismi biliyor Elitis ve şiirlerinde bütün bu vegetasyon ayrıntıları var ve çok ilginç bir şey yani elitis bir birey ve ezoterik bir şair aslında yani acayip bir dünyası var ve hiçbir akımdan aslında söz edemeyiz yani onu hiçbir yere dahil edemeyiz diye düşünüyorum. Yani bambaşka bir bir şiir şiir rahibi yani bir kutsal tapınak şiiri onun için ve hayatı boyunca orada orada kalmış ve dil konusundaki becerisi tabi inanılmaz. Katerovusa diye bir bir dil dan edebiliriz. Yani bu Türkiye'deki öz Türkçecilik gibi bir şey diyelim. Hani biraz daha yapma bir dil. Ama bir dönem e, Yunanistan'daki aydınlar yazarlar bu dili epey kullanmış. Tam bir uzman değilim. Arkadaşım Antikara bir uzmandır bu konuda ama bildiğim kadarını söyleyeyim. Bir de bu dimotiki dediğimiz işte halk e, dili. Bunların ikisi karışıyor yani elitist elitist elitistin dili hiçbir kategoriye dahil değil yani bambaşka bir dil ve son derece lirik bir şiir yazıyor. Ya onu böyle Yunanca dinlemek böyle yani anlamasan bile saatlerce dinleyebilirsin o şiiri, o, o ses, müzik seni kanatlandırması, verdiği duygu muhteşem. Bu podcastın kapsamı içerisinde çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. İşte Nobel ödülünde o bankette yaptığı konuşmada kendisinin Odiseas'ından bahsediyor zaten kendisine bu ad verilmiş ve en önemli şeyin hani İtak'e Kavafsin şiirinde dediği gibi İtak'e gitmek değil de bu, bu yolculuğun anlamları üzerine çok müthiş sözler e, söylüyor. Bir de şöyle bir şey var elitizle ilgili bildiğim yani çok fazla şey anlatamayacağım bu kısa sürede junta e, döneminde ona bir ödül veriliyor ve ödülü reddediyor ve hatta o dönemde e, kitabını e, Yunanistan'da bastırmak da istemiyor o karanlık korkunç dönemde ve bir kitabını Kıbrıs'ta bastırıyor. Amerikalı yayıncı ona kitabınızı basacağız ama size çok fazla telif veremiyoruz işte e, Nobel ödülü almış bir şair olsanız bile Amerika'da işte böyle bu çeviri şiir kitapları çok az basılıyor ve satıyor gibi bir şey söylüyor sanki elitesin çok umurundaymış gibi o Amerikan bakış açısıyla hep böyle şeyler konuşulur ya oralarda e, o da diyor ki e, bir şairin diyor sadece üç okura ihtiyacı vardır zaten diyor. O ikinci okur önemlidir. O ikinci okur da o üçüncüyü arar ve bulur getirir zaten diyor. E, ben şimdi e, onun bazı şiirlerini çevirdim tabii. E, ama ne kadar iyi çevirdim. Evin değilim hani o Yunanca sesleri. Duyunca insan A ben bunu yakalayamam ki diye düşünüyor. Ee, şimdi elitisin benim çevirdiğim şiirinin e, uzun bir şiir bu monogram şiiri. Ben bir bölümünü okuyacağım ve o bölümü önce Yunancasından dinleyelim diyorum. σημαδέψει ένα νησί Απαράλλαχτο εσύ Και ένα σπίτι στη θάλασσα Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή Έχω ρίξει με στάπατα μια νυχό Να με κάθε πρωί που ξυπνώ Να σε βλέπω μισή να περνάς το νερό Και μισή να σε κλαίω Μα στον παράδεισο Bir ada seçtim cennette. Her yerinde σαν ve bir ev denizde. Büyük bir yatak, küçük bir kapı ve o anlaşılmaz derine doğru fırlattığım yankı. Her sabah uyandığımda aynada görmek suretimi, görmek seni yarına kadar gömülürken sulara ve adını yakmak öbür yarının cennette. Sümbül Senfonisi Sokul biraz sessizliğe, ve bu gecenin saçlarını topla onun çıplak bedenini düşleyerek pek çok ufku var pek çok bestecisi ve bir kader yorulmaksızın yakan 52 kartının tümünü her defasında sonra başka bir şey başlıyoruz senin ellerine inciler tutuşturduğu bir arzu bulmak için bir uyku körfezi sokul biraz sessizliğe ve kucakla derinleri mest eden devasa çapayı. Az sonra bulutlarda ve küçük mavi bir göksel ışık esrimede. Beni ısıracaksın, küçük ruhumun gölgesini kıskanarak ayın altında bir müziği besleyen sokul bana. Yaşadım o sevgili adı. Yaşadım o sevgili adı. Yaşlı bir zeytinin gölgesinde, ömürlük denizin kükreyişinde. Beni taşlayanlar yaşamıyor artık. Bir çeşme yaptım o taşlardan. Eşiğine yeşil kızlar gelir, şafaktan iner dudakları, saçları uçuşur geleceğe. Serçeler gelir rüzgarın yavruları. Su içerler, uçarlar, böylece sürer hayat. Bir rüyanın gözdağı rüya olur. Güzel koyu dolanır acı. Gökyüzünün göğsünde kaybolmaz hiçbir ses. Ey ölümsüz deniz, söyle bana neyi fısıldadığını. Sabahın ağzına varırım erkenden. Aşkının belirdiği zirveye. Arzusunu görürüm yıldızlar saçan gecenin toprağın filizlerini emen günün. Hayat çayırlarında binlerce vahşi zambak gördüm. Hakikat rüzgarında binlerce çocuk, güzel güçlü çocuklar incelik veren nefesle ve derin ufuklara bakmayı bilen müzik yükseltirken adaları. Kazıdım o sevgili adı yaşlı zeytinin gölgesine kükreyişine ömürlük denisin. Böyle söz ediyorum senden ve benden. Çünkü seni seviyorum ve aşkta biliyorum, her yerden giren bir dolunay gibi geniş çarşaflardaki küçük ayağın için Yaseminleri soyuyorum ve gücüm var uykuda eserek götürmeye seni ışıltılı geçitlere ve denizin gizli kovuklarına, büyülü ağaçlara, örümceklerle gümüşlenmiş. Dalgalar eşitti seni, nasıl okşadığını, nasıl öptüğünü, nasıl fısıldadığını ve ne ve ıh diye boynun çevresindeki koyda biz hep ışık ve gölge. Sen hep o küçük yıldız ve yüzülebilir karanlık ben. Sen hep liman ve ben sağdaki fener, ıslak palamar ve küreğin ışıltısı. Evde yüksek asma çardağı, Bağlı güller ve serinleten su. Sen hep taş heykel ve ben büyüyen gölge. Sen çekilmiş gölgelik, ben onu uçuran rüzgar. Çünkü seviyorum seni ve seviyorum. Sen hep sikke ve ben onu bozan dua. Çok fazla gece, çok fazla uğultusu rüzgarın. Çok fazla nem havada, çok fazla sessizlik Çevremizde despot deniz gökyüzünün yıldızlı arka çok fazla senin en küçük nefesin sonunda bana kalmayan şey dört duvarda tavanda yerde çağırsam sen ve sesim vurur bana koklamak seni ama vahşileşir insanlar çünkü tahammül edilemez denenmemiş ve başka yerden gelmiş olana ve çok erken İşitiyor musun beni daha erken dünyada aşkım senden ve benden söz etmeye? Evet, bu da Monokram'dan bir bölümdü yine son okuduğum. Ee, Aynı denizin kıyısında muhteşem elitiz ile birlikteydik. Gelecek hafta bir başka Akdeniz kıyısında başka şiirlerle. Yine birlikte olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.